Stoper orta saha ve kanat oyuncusu istiyor Fatih Terim. Mehmet Özcan seninle başlayalım. Pazar günü Fatih Hoca ile kahvaltıda bir araya geldik. En azından düşüncelerini birinci ağızdan öğrenme fırsatı bulduk. Ben yine senin programında Melike. 1 ve 8 Eylül tarihlerini bekleyelim. Halil Dervişoğlu ve Gerson Fernandes için son bir hamle olur demiştim ki. Fatih Hoca da bunu ifade etti. 1 ve 8 Eylül için Halil ve Gerson ismini vermedim. Halil ve Gerson için Galatasaray. Olabildiğince şartları zorlayacak. Şunu açalım. Kiralık transfer artık Galatasaray karşı ama Halil ve Gesson'un kiralanmasına karşı değil. Bir, ikisi de çok genç oyuncular, potansiyel oyuncular. Tabii olabiliyorsa şartlar işte bir satın alma opsiyonları koyulmak istenir. Brentford Avru Avrupa'nın en iyi yönetilen kulüplerinden biri. Halil'e de 3,5 milyon euro yatırım yaptılar benim aldığım istihbaratlar ne olursa olsun zarar etmezler. Yani beklentisi bir 5 milyon euro seviyesinde. E geç sona gelirsek oyuncudan bir faydalanmak istiyorlar. 2 e, artı 10 milyon euroluk bir e, opsiyon olur. Artı Galatasaray geçen sezon 500 bin euro kiraladı. Bu sefer kiralanan bedeli 2 milyon euroyu bulur. Onun dışında yabancı stoper Fatih Hoca aranıyor ve şartlar oluşursa Galatasaray Luyendama'yı da satmaya çalışacak bu gerçek çünkü hani kadrosunu ona göre oluşturacak. Markaya partnerlik edecek. Çünkü hani Luyendama'nın özellikle o sakatlık sonrası bir türlü kendisinden beklenen geri dönüş yapamadı. Artı ben bir şey daha diyeyim. Hani Fatih Hoca'nın pas oyunu sistemine de çok uyan bir oyuncu değil. PSM maçlarında kulübeden en Fatih Hoca'nın fazla reaksiyon verdiği oyuncu olduğunu altını çizelim. Hücuma muhakkak bir takviye olacak. Morutan ismi her ne kadar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Başkanı Burak Elmas tarafından ...girişim yok, görüşme olmayacak denilse de bence orada biraz stratejik davranılıyor. Çünkü Romanya hmm. tarafı sürekli olayı e oyuncunun ısıtıyor. Oyuncunun ücretinin yükseltilmeye çalışılması söz konusu gibi. Bundan çok rahatsızlar. E, oyuncunun ücretinin çıkmasından e, zaten sürekli. Ama tabii sevinince olumsuz Falkada ne yapın edin Falko alın diyen Galatasaray tarafları artık... ...maliyetler konusunda çok baskı yapmıyor ki bunun en güzel örneğini de Gezal'da gördük. Yani Gezal... Bu ligin tartışmasız sene damgasını vuran bir oyuncu ama Galatasaray bu transfer yarışında geri kaldığı için de bir tepki olmadı. Keza İrfancan için de olmadı. olmadı. Yani rakamlar yüksek rakamlar gerçekten. Onun dışında bence Falcao ve Fegül e açıklamaları ki ben Jadin'in de satılma ihtimalini görüyorum. Bence Galatasaray bir forvet daha alabilir. Yani hani Mustafa Muhammed de. ve Halil Dervişoğlu ile girmez gibi geliyor bana. Çünkü Babel Fatih Hoca tarafından sol kenarda kullanılıyor. Yani Benim için ama e, forvet transferi de sürpriz olmaz. E, zaman var ama Melike. Yani 8 Eylül'e kadar bekleyeceğiz. E, olay o yani. Galatasaray'dan ben Eylül ayına transferler bekliyorum. Satamazsa da oyuncularını alır mı peki? Alır çünkü financial fair play artık satmadan al gibi bir kural yok. Limitler burada önemli. Ama tabii Falcao ve Fegül'ün kontratından çıkacaksınız. Bu çok önemli. Yani 5 milyon euro, 4 milyon, 9 milyon euro'dan bahsediyoruz ciddi anlamda bir maaş bütçesinde yüzde yirmisi ikisi zaten ben buna Jack Neve, Louinda'yı da ekliyorum potansiyel satış olarak ...artı işte Cimi Durmaz ayrılacak Yunusak bir takıma gönderilebilir vesaire yani o kadro açılacak programın ilerleyen bölümünde konuşuruz Melike bence hep biz 14 yabancıyı söylüyoruz Galatasaray'ın ciddi şekilde 14 Türk problemi de olacak İzleyiciye ben bu konuda da aydınlatırım birazdan çünkü hakikaten çok sürpriz. E, gelişmeler olabilir Galatasaray'da. Çünkü kuralı bugün e, program öncesi inceledim. Hatta şöyle ifade edeyim işte. 4 tane altyapı evet. 2 tane de 97 sonrası doğumlu oyuncu. Hmm. Yani sizin zaten halihazırda şu an 15 yabancınız var. Ben Omar'ı liste dışı sayıyorum. 14 yabancı. E, geriye kaldı 10 Türk. 10 Türk'ün ikisi 97 sonrası doğumlu. Onlar kim hepimiz biliyoruz. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz. Geriye kaldı 8 Türk. Bu 8 Türk'ün içine ben açıkçası şimdiden söyleyeyim. Emre Taşdemir'in Fatih Öztürk'ün çok girebileceğini ihtimal vermiyorum. Yani 8 Dört akademi olacak. 8, e, tabii 8 artı Kerem'le Barış diyorum. Barış Alper 10. 4 akademi işte Yunus Akgün, Berk Balaban, belki İsmail Çipe. Arda'yı sayabiliyor Atalaş. Arda'yı Arda oraya sayamıyoruz anladığım kadarıyla. Niye sayamıyoruz peki? Ona bir tam bakmak akademi gerek. Akademi bence sayılır diye düşünüyorum. Sayılır tamam şöyle 8 Türk'ü Yunus de Yunus'u da sayalım. 8 Türk'ü şöyle sayayım hemen Melike izin olursa. E, Berkan Taylan zaten en yani 11 potansiyel. Emre e, Kılınç'e Emre Kılınç Emrak Baba 4. Ömer Bayram 5, ee, Alpaslan Öztürk 6, Aytaç Kara 7. Şimdi 7'de bıraktım. Hadi Arda'yı alt saydık 4'ten 11. 12. Kerem Aktürkoğlu, 13. Barış Alper Yılmaz. Yani 14. Oğulcan Çağlayan mı? Evet. Emre Taşdemir mi? Fatih Öztürk mü? Ee, tam 4 bilinmeyen yani deklem olacak Galatasaray için. Yani bizlere şu olabilir bence 12 yabancı yapıp yani size 16 Türk yapamazsınız denilmiyor sonuçta. Tabii canım. O da Öyle bir ihtimal olur ama Galatasaray'ın hazırdaki kadrosunda 15 yabancı var şu an itibariyle. Ben Omarı saymıyorum. Tabii. Ya 14 yabancı diyorum ve geriye kalan 14 Türk'ü de hesapladığınız zaman yani Galatasaray'ın kadro mühendisliğinde ciddi e, Türklerin gidişi anlamında sürprizler olabilir. neden Emre Taşkırım'a sözleşmesi yeni uzatıldı. Evet. Emrah Akbaba'nın yeni uzatıldı. Uzadı. E Fatih Öztürk, Okan Koçuk gönderildi bu arada. Mecbursunuz onu tutacaksınız. Yedek şurada. kaleciniz altyapıdan isimlerle mi devam edersiniz? Hani biz hep böyle transfer konuşursam işte bu arada Jimmy Durmaz'ı hiç saymadım bile. Bu arada Jimmy'ye gittiği gözüyle bakıyorum çünkü hakikaten Jimmy saydığım zaman Jimmy beraber mi 14 yaptı? Jimmy, Jimmy Türk sayılıyor bu arada. Seç Milli takımında evet. oynasa da çünkü 2015 öncesi o hakkı kazandığı için nasıl ki Mesut Özil'den, Erkan Zengin'den başka ülke milli takımlarında forma gelen hı hı. Türk oyuncuların o hak alınamıyor. Jimmy'den de alınmıyor. Enteresan. E, gidecek oyuncularda burada önemli ama dediğin gibi ilk 11'e baktığımızda... Hele ki Arda Turan'ın da o dörtlü altyapıya alınmadığını düşünür, düşünsek o zaman Ömer Bayram mı Emrah Baba mı diyeceğiz ama Arda muhtemelen altyapı olduğu için o dörtlüye alınır diye düşünüyorum. Seyir. Kulüpleri... Yerliden artı dört değil mi akademi? 14. Yani 28 kişilik liste olacak TFF'ye. Hmm. 28'in 14'ü yabancı olabilir. 14'te Türk milli takımında oynama e, yetisine sahip Türk oyuncu 4 altyapı olmalı. Çok ve bir iki güzel, tane çok de çok iki tane de 97 etmek. sonrası doğumlu oyuncu. E, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz şu Türk, an. 10 Türk değil mi? Bir anlamda 10 Türk oluyor. 10 Türk. İkisini hani Kerem'le Barış Alper diyorum. Bu ciddi tartışma konusu olacak. Ciddi, ciddi bir matematik. Yani ben kendi adımı galaksi yani. inceledi. Kafam karıştı ee, yani. Ben bir bir günün verdim <laughs> Benim <mi>? yani, yani <laughs> 14 yerlinin. Hani i̇zleyicileri şöyle tekrardan aktarayım. Yani 28 kişi TFF'ye bildiriliyor. 14 Yeni yabancı hakkınız bahsediyorum. Tamam, 14, 14 yabancı hakkınız var. Geri kalan 14 Türk olmak zorunda ama bu 14 Türk'ün bir kıstasları var. Açıyorum. İkisi 97 sonrası doğumlu olmalı. Galatasaray mevcut kadrosunda bu isimler 98 doğumlu Kerem Aktürkoğlu, 2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz ki zaten bu oyuncular Fatih Hocanın ana planlarının yerel oyuncular. 4 tane altyapı olmalı. Arda Turan'a bakacağım. Arda Turan muhtemelen bu altyapıya yazılır diye yazılır. umuyorum. E, geriye kalıyor 8 Türk. 14 yabancısı olduğunu düşünerek söylüyorum Galatasaray'ın ve Galatasaray'ın da ben Türklerin saydığım zaman işte bir çırpıda Berkan Taylan diyorum. Asla vazgeçilmez. Emre Baba, Emre Kılıç diyorum 4. 2 yeni transfer Aytaç Alpaslan diyorum. 6 etti çok bölgede Ömer, Ömer. Bayram'ı da koyuyorum. 7. 8. isim Oğulcan Çağlayan mı? Emre Taşdemir'in Fatih Öztürk mü? Belki bu isimler öyle çok önemli isimler değil ama şöyle bir esprisi var. Emre Taşdemir yeni sözleşme uzatıldı. Ya da Nasıl Fatih misiniz? Öztürk daha yeni Okan Koçu gönderdiniz. Oğulcan Şanslar Çağlayan yapmanız Oğulcan, ya Oğulcan, Oğulcan Çağlayan içinde bir aydır lisans mahkeme sü süreç en formda oyuncumuza. oyuncumdu Yunus'u da saydın değil mi? Yunus zaten. Zaten. Yunus, Atalay, İsmail Çipe, Berk Balaban gibi isimler altyapı. Şeyi Bartu düşünmüyorlar herhalde Galatasaray yüksek. Sanırım zaman. şu an düşünmüyor ama hani altyapı 4. Ee, hani B listesi var. Ee, bir de B listesi var. Yani iyice U19'daki oyuncuyu hmm. de bir pandemi Alabiliyor sürecinde zaten. alıp alabilirsin. Ee, Galatasaray'ın kadrosunda ciddi hani e, Türklerde de bir kadro mühendisi de gerekecek. Gerçekten Biraz beyin jimnastiği yaptırmış zorlu, oldum izleyicilere kusura bakmasınlar. Zorlu bakmasın bir ha. matematik sürecine girecek Galatasaray. Şimdi buraya nereden geldik? Galatasaray'da transfer edilmesi istenen bölgeler. Fatih Terim'in istediği bölgelerden geldik aslında. Ee, orada stoper orta ortasa, kanat transferi ama... Ben e, forvet diyorum. Mehmet Özcan dedi ki bir forvet daha alır Galatasaray. Ee,